Günaydın arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Saat şu an 7:30. Kızlar birazdan okula götüreceğim. Götürmeden hemen şu fırınımı da çalıştırayım. O kendini temizlesin. Geldiğimde çok uzun sürmesin dedim. Boşalttım tamamen içini. Bakın şu şeylerin kenar demirlerini falan hep çıkarmanız lazım kendi temizleme programında. Yoksa bu demirlerin hepsi paslanır. Çok önemli bir şey bu arkadaşlar. Burayı dikkatli dinleyin. Ve bazen de bazı fırın temizleme özelliği olan arkadaşlar, yani bayanlar, genelde bunu bilmiyorlar. Ya da kullanmaya cesaret etmiyorlar. Ama hiç korkmayın arkadaşlar, kullanın. Çok temiz oluyor. Hiçbir ilaç kullanmıyorsunuz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Süngerleme falan. Bakın bayağı sıçramış yağlar, lekeler. Şimdi bunu güzelce temizleyeceğim. 2 saat sürüyor. Bakın kapatıyorum. Şimdi bunu bakın şöyle şu noktalı ayara getiriyorum. Burası kendini temizleme özelliği. Bunu da ayarını da bakın ya hafif ya da en fazlasını oluyor. Ben şöyle genelde şöyle ortalama yapıyorum ve 2 saate ayarlıyor kendini. Birazdan kendini kilitleyecek ve açılma ihtimali yok artık. Bitene kadar böyle sürüyor. Ev bayağı sıcak oluyor. Ses çıkıyor. Şuralar sıcak oluyor genelde. Ama temizlemesi güzel oluyor. Benim hemen bunun altında şeyim var. Tatlılarım var arkadaşlar. Çikolata falan var. O yüzden ben burayı şimdi boşaltıp erime falan yapmasın. Çikolatalar. Bunları çıkaracağım, bu tatlıları. Ondan sonra bu güzelce kendini temizlesin. Evet, bakın. Kitledi kendini. Bitti. Şimdi 1 saat 58 dakikası var. Bu şimdi kendini temizleyecek. Ben de şimdi kızları okula götüreyim. Geleyim hemen şu yatakları falan toplayacağım. Evimi toparlayayım. Şu an daha 1 saat var. 59 dakikası var arkadaşlar fırını temizlemeye. Normalde mutfağı da temizleyecektim ama şu an tezgah dolu olduğu için bir şey yapamıyorum. O yüzden şu 1 saat bekleyeceğim. Ondan sonra yerleştirmesini yaparım. Bir siler süpürürüm buraları. Evimi de toparladım. Süpürdüm şöyle bir üstünden yine. Zaten dün bayağı bir temizlik yaptım. Bugün gerek yok, camlar açtım. Şu an fırından dolayı ev bayağı bir böyle havasız, sıcak oluyor. Çok yüksek çalıştığı için. Şuraları topladım, camları da açtım. Şimdi güzelce bir hava alsın ev. İşimi bitirdim. Bir mutfağımı halletmem lazım işte dediğim gibi. Onu da artık sonunu yapacağım. Şöyle biraz otururum. Ha, kahvaltı yapacağım. Kahvaltımı hazırlayayım. Kahvaltımı yiyeyim. Ekmek almıştım. Ondan bir şeyler yapıp yiyeyim. Kendime şimdi şöyle bir kahvaltı hazırlayacağım arkadaşlar. 2 tane kuaşbit kestim. Ben maalesef beyaz ekmekte de siyah ekmekte de içinin hamurlarını yiyemiyorum. Bu ameliyattan sonra başladı maalesef. Daha doğrusu maalesef değil. Yememem gerekiyor zaten ekmek ama siyah ekmek yemem gerekiyor ama ben yine de hamur olan kısımlarını hiç yemiyorum. Beni çok rahatsız ediyor. Hep böyle çıkarım. Hatta komşularım, arkadaşlarım der ki yine mındar ettiğini ekmeğidir. Ama rahatsız ediyor. Yani gerçekten çok kötü ediyor. O yüzden hep böyle sadece kenarını, kuru kısımlarını yerim. Hep böyle içini çıkarım. Böyle dışarıda döner falan aldığımda da aynı derim yapan kişilere, içinin hamurunu alır mısınız diye. Bazen yüksel yer içine ya da çocuklar yer kahvaltıda ama yoksa böyle maalesef atmak zorunda kalıyorum. Biliyorum günah ama bir şey de yapamıyorum çünkü yiyemiyorum. Gerçekten rahatsız ediyor, kötü ediyor beni. Böyle. Şimdi şöyle bir tane frişkeze sürüp üstüne de avokado yapacağım arkadaşlar. Avokado varmış. 2 tane vardı hatta, birisi içi gitmiş, bayağı siyahlaşmış, onu attım çöpe. Diğeri güzel çıktı. Bunu şimdi sürüp güzelce ikisini de yapıp şimdi kahvaltımı yapacağım inşallah. Fırınımın daha bakın 9 dakikası var, kalmadı, az kalmış. Bu bitsin. Ondan sonra çok sıcak oluyor daha. Biraz da soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra silerim. Silme kısmını da gösteririm zaten size. Böyle. Hadi ben şimdi şunlarımı bir yiyeyim. Ondan sonra daha şu tellerimi yıkamam lazım. Çok kirli değiller ama yine de bir elden geçiririm. Şu kenarları falan sıçramış yemek falan. Tamam. Hadi kahvaltımızı hazırlayalım. Bir de kahve yapacağım yanına.
Şöyle birkaç tane de salamım vardı arkadaşlar. Avokadonun üstüne koydum. Kahvemi de yaptım. Mumumu da yaktım. Dizimi de açtım. Şimdi biraz şöyle kahvaltımı yapayım. Fırın da bitti. Kapattım onu. O tamamen bitsin. Çalışıyor daha soğumada. Ondan sonra size göstereceğim sonucunu. Bitti. Bakalım şimdi nasıl olmuş. Işığını da açayım. Şu an daha çok sıcak arkadaşlar. Bakın. Bütün lekelerin hepsi kül olmuş, gördünüz mü? Bakın içine sadece bir silmem kalıyor. Hepsi gitmiş. Tertemiz. Biraz daha soğusun, ondan sonra sileceğim. Yoksa çok kaynar, elim falan yanar. Az dursun bu. Bayağı sıcak olmuş. Tamamdır. Şöyle açık bırakayım, soğusun bu. Ben de biraz daha uzanacağım ya. Ağırlık çöktü. Biraz uzanayım, dinleneyim, dizime bakacağım. Ondan sonra mutfağımı yaparım. Zaten fazla bir işim yok. Saat daha 10 zaten. Böyle. Mis gibi oldu. Bakın hiç ilaç falan kullanmadım, sıkmadım. Bir gece bekletmeye de gerek yok. 2 saat ayarlıyorsunuz ve mis gibi tertemiz oluyor. İlaç kokusu da olmuyor. Ben çok memnunum bu temizleme özelliğinden. Benimki Siemens arkadaşlar, fırınımın markası, model numarasını inanın bilmiyorum ama şöyle belki kıyaslayabilirsiniz. Şöyle bir işaretiniz varsa bu şey oluyor, kendini temizleme programı oluyor. Bakın arkadaşlar, biraz uzandım, uyumuşum yarım saat. Şimdi şu fırını silmeye geçtim, süngerle şöyle üstünün kabasını aldım sadece. Şimdi bezle de güzelce silip parlatacağım. Hiçbir şey kalmadı bakın. Hiç uğraşmadım. Bitti. Sadece cam siler gibi siliyorum. İçini de aynı şekilde. Bakın tertemiz. Sonra da kuru bezle güzelce silip parlatıp bitireceğim. Bitti bakın. Bu kadar basit fırın temizlemesi. Hiç uğraştırmıyor. Tertemiz oldu. Ben şimdi buraları halledeyim. Şunları yerleştireyim, kaldırayım. Ondan sonra devam işlerimi halledeyim. Tellerimi de temizledim arkadaşlar. Bakın ona da şu Action'dan aldığım pastayı kullanıyorum. Çok güzel temizliyor. Süngerini de aynı bu şekilde şu set tarafından yapıyorum. Hiçbir şey kalmıyor. Bunu da temizledim. Bunu kurulayacağım. Şimdi takayım fırınımı. Son olarak da tamamen sonucunu göstereceğim. Şunu kesinlikle deneyin. Çok güzel temizliyor. Şu eşliğinde tabii ki de. Biraz ara verdim arkadaşlar. Ağırdan alıyorum. Gözüm yemiyor pek. Bir şeyler buluyorum kendime. Şöyle reklamları incelemesini çok severim. Kağıt kağıt. Bakayım neler varmış indirimlerde. Onun sonra devam girişeceğim mutfağa. Thank you.
Dolapların bir kısmını sildim arkadaşlar. Şimdi Caitlyn'in kireç sökücüsünü yapacağım. Kireçleniyor şuraları falan. Fazla kaplamadan. Bakın şu kenarlar şey olmuş. Şunu yapayım. Bunu da temizleyeyim. O bölge tamamen bitsin. Ondan sonra şuraları toparlayacağım. Önce bir şunu yapalım bakalım. Şunu da geçen Action'dan almıştım. Elma kokulu güzel kokuyor diye. Bir denemek istedim. Şöyle yeni şeyler denemesini çok seviyorum. Şu da eski kalan. Önce bunu boşaltacağım. Sonra da bunun üstünde ekleyeyim. Sıvı sabunum bitmiş. Bunları doldurayım. Ondan sonra şurada yağ bitmiş. Sıvı yağ. Onu dolduracağım. Bu geri kalan işlerimi halledeyim. Mutfak temizliğim bitti arkadaşlar. Şöyle silebildiğim her yerleri sildim. Tezgahların üstünü, makineleri, kettle'ımın içini, kepçeliklerimi, baharatlıklarımı hepsini temizledim. Şöyle göstereyim size. Şu sıvı yağını doldurmam lazım. Daha ona balkona çıkacağım. Şuraları da hallettim. Lavabomu temizledim. Son olarak lavabomun gözüne daha lavabo açısı sıkmam, dökmem lazım. Onu yapacağım. Onu da gösteririm size. Şuraları da hallettim. Arkadaşlar bakın burada böyle bir tane yanık deseni var. Görüyor musunuz? Bunu daha yeni mutfağım geldiğinde çalışıyordum o zamanlar. Babacığımla kocacığım sağ olsunlar yemek yapmışlar. O ocaktan aldıkları tavayı da direkt alıp onun üstüne koymuşlar ve tabii ki yanmış. Onlardan bana bir hatıra. Böyle temizledim, mis gibi oldu. Şöyle her yeri göstereyim. Bazı çekmediğim yerler var tabii ki de. Yaptığım yerleri toparladım, şuraları şöyle. Şurası en çok dağılan yer. Baharatlığım mesela çok tozlanıyor, şey oluyor, dökülüyor baharatlıklar. Baharatlar. Burayı sildim, süpürdüm, temizledim. Şu lavabonun altını düzenledim, süpürdüm, sildim. Şöyle. Buraya da fazla gelen şeylerim var. Şuraya şöyle ilaçlarım var. Tabletlerim var şunun içinde. Burada süngerlerim, çöp poşetleri, tepsilerim, kesme tahtalarım. Hepsi burada. Şuraya da şöyle bezlerimi asıyorum. Şu kurutma bezlerini. Ortalıkta durmuyor. Böyle tertemiz, mis gibi oldu evim. Mutfağım. Tamam. Bitti. Şuraları da göstereyim size, bir bakın. Bardaklarım, kokteyl bardaklarım, su bardakları, çay bardakları. Burası da hep kaselerim. Şöyle çok severim. Şurada şöyle sülahilerim var. Kapkaçık şeyleri, kızların malzemeleri, spreylerim. Ondan sonra kızların tabakları, bardakları. Bakın ilaç kutuyu da şuraya koydum. Şöyle hala daha bulamadım ne yapacağımı da. Şurada duruyor. Dolabımda. Böyle. Başka ne gösterebilirim size? Bu şekilde. Şurada şöyle şeylerim var. Ivır zıvırlar. Şurası tabaklarım. Altta yine tabaklarım. Şunlar da reçellerim boşalmıştı. Onların şeyleri. Üstlerini doldurmam lazım. Böyle. Şimdi bir kahveyi hak ettim arkadaşlar, değil mi? Saat şu an 2:30'a geliyor. Bir saatim var kızlar almaya. Kızlar zaten ondan sonra komşuya gidecek, arkadaşlarına oynamaya gidecekler. Bugün onlar oradalar.
Yemek derdim de yok. Çünkü dünden lahana sarmam ve çorbam var. Kızlar da yok zaten. O yüzden bize o ikisi yeter. Yüksel'le beraber biz de onu yeriz. İçimden sanki şöyle bir salçalı makarna yapasım var gibi de bilemedim de. Onu artık sonra bakacağım. Canım isterse yaparım. Şunu da temizleteyim, sütünü de dolaba kaldırayım hemen. Evet, şimdi ben bir güzelce kahvemi içeyim. Dayanamadım arkadaşlar. Canım kanat istedi. Kanat çıkardım, hemen erittim. Şöyle bol soslu sosladım. Köri, tavuk baharatı, sarımsak tozu, tuz. Başka ne vardı? Bunları hep ekledim. Şimdi bunu tavada kızartacağım. Biraz sıvı yağ ekledim. Bakın şu geçen aldığım tavam vardı ya, Kuhn Rico'nun. Az bir şey de pirinç yıkadım. Ölçtüm. Bir su bardağı kadar. Şimdi bunu da yapacağım. Çok tatlı duruyor değil mi? Bakın şöyle bir tane de kapağım vardı. Bir tencerenin küçük. Onu da şuna tam geldi. Hadi ben şimdi şöyle pilavımı yapayım hemen hızlıdan. Bunu bir de lahana var sarması. Onlar hep böyle karışık yeri. Zaten az bir şey yapıyorum. Yüksel diğer. Lahana sarması kalsa da olur. Onu yine yarın deriz. Şimdi şunu da yapayım. Nasıl tatlı duruyor ya. Çok minnoş. Pişti pilavım. Kapatacağım şimdi altını. Şöyle bir su bardaklık aldı. Tam bize göre. Sırçadı bayağı da. Şuraları sildim de. Bakın. Öbür tenceremi de bulabilseydim. Şunla da bakın. Tavuklarımı kızartıyorum. Çok sevdim ben bunu. Çok güzelmiş. Tamam. Ben bunların altını kapatayım artık. Tavuklar biraz daha kızarsın. Yemeklerim hazır. Kızları okuldan aldım. Çantalarını ben aldım. Eve geldim. Onları komşuya teslim ettim. Şimdi onlar bir iki saat komşuda kalacaklar. Oynayacaklar. İşte vakit geçirecekler. Ondan sonra kızlar aldıktan sonra da oradan çocuk doktoruna gideceğiz. Önceki vlogda bahsetmiştim ya, Hafsa'nın ensesinde bir şey çıktı, kızarıklık diye. Onu göstermeye gideceğiz. Kızları alayım oradan direkt doktora yani. Şimdi yemekleri ısıtıyorum. Daha doğrusu çorbayla, dünkü çorbayla lahanayı. Onları ısıtayım. Ondan sonra yemeklerimizi yiyeceğiz. Bugün çocuklarsız akşam yemeği yiyeceğiz. Onlar yok bugün. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim kocamla baş başa. Mum da yakayım mı Yüksel? Bu kadın salak mı diyor kesin. Ben öyle öyle bakıyor şu an bana. Niye ki mum yakacağım ortaya? Lahananın içine koyayım mumu. Ya da pilavın içine. Ay Allah'ım, çok komik. Neyse hadi ben yemekleri ısıtayım. Açlık beynimize vurdu. Kocamla baş başa yemeğimiz hazır. Çorbaları ısıttım, lahanayı ısıttım dünden. Pilav, tavuk, yoğurt, üzüm de koydum. Balkondan içecek alayım. Ekmek koydum. Bize afiyet olsun. Dolap altındaki lambalarımı şarja taktım arkadaşlar, bitmiş, yanmıyordu. Bunlar da olsun bir. Bunları koydum. Biz de eve geldik, yemeğimizi yedik. Sonra çıktık, kızları aldık komşudan. Oradan çocuk doktoruna gittik. Hafsa'nın o çıkan lekeler ne olduğunu pek anlayamadı doktor. Cildi kuru dedi. Başta bir mantar dedi. Sonra bu kuruluktan kaşıntı olabilir dedi. Anlayamadı. Krem verdi. Benim bu çıkıyor. Ne diyordum? Ha, krem yazdı. Onu yarın alacağım. Eczane kapanmıştı, geç olmuştu. Bir de cilt doktoruna gitmemi tavsiye etti. Yani yarın bir de tekrar cilt doktorundan temin almam lazım. Bakalım, inşallah geçici bir şeydir. Yani şeydir, alerji gibi bir şeydir. Öyle ümit ediyorum. Bakalım, göreceğiz. Ben şimdi birazdan kızları yatıracağım arkadaşlar. Saat 8'e geliyor. Videoyu kapatıyorum. Bundan sonra zaten bir şey yapmam artık. Yüksel de işe gidecek yine. Ben de evdeyim. Dinlenirim, dizime bakarım. Ondan sonra yatar uyurum. Yoruldum zaten. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Evet, bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.